Vatandaşlarıma önerim tuzaklı kilit kullanmaları. Neden? Bu tuzaklı kilit hırsız kilidi patlattı veya kırdığı zaman kırılan parça hırsızın eline kalıyor. Geri kalan parça içeride kaldığı için hırsız ikinci bir aparat yaklaşımı yapamıyor buraya. Hırsızlık yaz aylarında %99 olarak zaten gerçekleşen bir olay. Vatandaş evde olmadığı sürece hırsızlık daha rahat yaşanan bir olay. Çünkü tatil sürecinde karşı komşumuz da tatile gidiyor, alt komşumuz da tatile gidiyor. Bu apartman bir boşluk dönemi yaşıyor zaten ve rahatlıkla bir hırsızlık olayı yaşanır yaz aylarında. Önlemek için tavsiyemiz önce tatil sürecine çıkmadan önce güvenlikli bir kilit kullanmamız gerekiyor. Duyarlı komşularımıza bir bildirim yapmamız gerekiyor. İşte ben bu süreçte yokum, benim evimi de kontrol eder misiniz, kapıma bakar mısınız veya herhangi bir tıkırdıda duyarlı olur musunuz diye komşulara da bir bilgi vermek gerekiyor. Genellikle zayıf bir kapılarda, yani adı çelik kapı olan çelik kapılarda hırsızlık olayı çok rahat yaşanıyor. Burada kapı güçlendirme sistemleri var, zırhlı kilitlerimiz var ve hırsıza karşı tuzaklı kilitlerimiz var. Bunları kullanmalarını tavsiye ederim. Tuzaklı kilit, hırsızın kilidi, o göbek dediğimiz barel, kırarak açtığı bir sistemdir. Tuzakta sadece tuzak sistemi kırılır, geri kalan parça içeride kaldığı için hırsız tekrar ikinci bir aparatı yanaştıramaz o kilidi. Ama kilit de sizi mağdur bırakmaz. İşte Allah korusun, evinize hırsız zorlamış, kilidi kırmış tuzak. Geri kalan parçaya siz anahtarı takıp evinize girebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bizim Türkiye'de genellikle pencere sistemleri PVC sistem olduğu için bunda tornavida veya manevrayla rahatlıkla esneyen bir ürün, plastik parça. Burada aparatlarımız var, PVC aparatlarımız. Onları tercih ediyoruz. Yani hele birinci, ikinci, üçüncü katlarsa kesinlikle taktırmalarını tavsiye ederim. Yedek anahtar tatil sürecinde veya seyahat durumunda en güvendiğimiz komşularımıza ve akrabalarımıza bırakabilir. Neden? Bu acil durumlarda sizden daha önce yardım edebilecek kişi onlardır. Bir Allah göstermesin elektrik kontağızası veya bir su baskını, bunlar hep yaşanan olaylar. Bir vananın patlaması. Burada yedek anahtar en yakın güvenliğimiz kişilerde olması gerekiyor. Yedek anahtarda biz genellikle karşılaştığımız problemlerden bir tanesi yedek anahtarın kapıda unutulması. Bu bir emniyeti zaten sıfıra indiriyor. İşte bayanlar genellikle bu işlemi çok gerçekleştiriyor. Pazardan veya çarşıdan geldiği zaman yedek anahtarı kapının üstünde unutuyor. Saatlerce anahtar orada. Ve bunu takip eden hırsızlar gelip anahtarı alıp en yakın anahtarcıda kopyalattırıp tekrar geliyor. Yedek anahtarı takıyor ve siz evden çıktığınız sürece kendi evimiş gibi kullanabiliyor orayı. Kalitesi düşük veya orta kaliteli kilitlerde benim tavsiyem en geç 5 yılda değişmesi gerekiyor. Niye? Aşınma payı var çünkü. Yani günlerce, aylarca, yıllarca kullandığımız bir şey aşınıyor. Bence bunun değişmesi çok mantıklı, gereken bir şey. Bir de çok sayıda anahtar sizin kontrolünüzün dışında kalıyor. Yani siz bir tane anahtar kullanıyorsunuz ama 4 tane yedek anahtar var, nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Yani bu sizin kontrolünüzden çıkmış. Burada da emniyeti almak için kendimizi, kilidimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bizim sık sık başımıza gelen bir olay, kendi müşterilerimiz ve vatandaşlarımız, kapıyı kilitlemeyi sevmeyen insanlarımız var, vatandaşlarımız var. Yani sadece kapıyı çekiyor ve kapının değeri 15 bin lira veya 20 bin lira veya 50 bin lira. Yani burada limit önemli değil. Veya 500 TL. Kilitlenmeyen kapıda emniyet sıfırdır. Yani biz vatandaşlarımıza tavsiyemiz aşağıdaki bakkala, markete, çarşıya bile çıksa kapımızı kilitlememiz gerekiyor. Ben çoğu yerde karşılaştığım, yani kapıyı kilitlemeyi üşenen vatandaşlarımız var. Bunlar için çalıştığımız firma otomatik sistemli. Yani kapıyı çeksek bile kendi otomatik kilitlenen kilitlerimiz var. Bunları tercih ediyorum. Yani nereye gidersek gidelim, kapımızı kilitleyelim. Tavsiyem, anahtarcıya geldik veya bir çilingire geldik, kilit değiştirmek istiyoruz veya almak istiyoruz. Benim tavsiyem şöyle, kapalı bir ambalajda kilit alsınlar. Neden? Çünkü anahtarcıyı da zan altında bırakmasınlar. Yani kafasında soru işareti kalmasın, işte anahtarcı bizim anahtarı şu attı, bizim kapıyı açar mı diye. Çünkü biz kilitlerimizi ambalajlı olarak satıyoruz, ilk defa müşterimiz açıyor kilidi. İşte bunun 3 anahtarlı modeli var, 5 anahtarlı modeli var. Yani sayısı kaç olmasını istiyorsa o şekilde ambalajlı bir kilit alsınlar.
İlk defa kendileri açsınlar. Çünkü hiç kimse zan altında kalmadı. Anahtarcı ve çilingir olarak bizim meslekte çilingir daha hassas bir bölüm kaplıyor. Burada ben vatandaşlarıma belgesi olmayan, ustalık belgesi, işte açma ruhsatı olmayan kişilerden işbirliği yapmasınlar. 10 iyi mi? Tamam. Beni arar mısınız onda? Şimdi asma kilitlerde birinci tercihimiz çelik olarak kullanılan asma kilitlerimiz var. Tamamen çelik. Çünkü direnci daha yüksek. Daha uzun zamanda yıpranıyor. Daha kullanışlı. Bazı vatandaşlarımız kapı kilitlemeye üşeniyor. Kapıyı sadece çekip gidiyorlar. Bu kilit sisteminde kapıyı çeksek bile kilit kendini otomatik olarak kilitleyecek. Biz nereye gidersek gidelim, kapı otomatik olarak kilitlenecek.